Bir isteğiniz var. Siz söyleyin isteyeceğim. Evet. Şimdi Çağla lisede çocuk gelişim bölümüne gidiyordu ve yuva öğretmeni olmak istiyordu. Ama tabii Çağla hep 15 yaşında kaldı. Bu amacına ulaşamadı. O okulu bitirecekti, yükseğine gidecekti. Öğretmenliğe hak kazanacaktı. Hep de bana derdi ki anne bir yuva açarız değil mi? Sen başına geçersin. Ben de öğretmenlik yaparım. İşte hayal. Tamam kızım yaparız derdim ben de. Şimdi ben bunu Çağla'da yaşayamadım. Ama bir yuvaya adının verilmesini istiyorum. Ben bunu, o yuvaya arada gitmeliyim. O çocuklarla oynamalıyım. Arada küçük hediyeler götürmeliyim. Ya adı yaşasın hiç olmazsa diyorum. Kendini yaşatamadık. Hem Çağla'nın anısına hem de bir annenin acısına, boşluğuna bu hakkı tanımalıyız hep beraber. Hemen neler yapabiliriz diye araştırmaya başlayalım. Ben de, ekip de. Aynı zamanda çok sevdiğimiz, çok yan yana yürüdüğümüz dernekler var. Sağ olsunlar, eğitim hakkını önemseyen, okullar açan sanatçılarımız var. Evet. Ne kadar anlamlı ve gerçek olur okullardan, anaokullarından bir tanesinin adı gerçekten Çağla'nın adıyla beraber olsun. En temelde zaten tabii ki bu Gülnur Hanım'a iyi gelecek, babaya iyi gelecek, evet. Nedim Bey'e elbet, evet. Abiye iyi gelecek, Çağla'yı tanıyanlara iyi gelecek ama en temelde çocuklar bu güzel kız çocuğunun, o bahsettiğiniz çıngıraklı kahkahası evet, vardı dediğiniz, evet. Onun o hayata bıraktığı izle beraber de büyüyecekler. Çünkü bir insanın hayatta bıraktığı enerji her zaman ölümden fazladır. Çünkü hayat unutulmaz. Bakın Çağla'yı unutmuyoruz. Gülümseyerek andığımız an oldu. Tabii ki bu hayattan alındığı için acıyla, öfkeyle andığımız an da var ama Çağla'yı değil. Bu olayı. Ama hayat galiptir. Çocuk galiptir ve yaşatırız onu. Orada da başka çocuklar yaşar, eğitilir, büyür. Ne kadar güzel olur. Seslenelim herkese. Biz de elimizden geleni yapalım. Çağla, kendi vefatından 6 ay önce ben babamı kaybettim. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ilk gördüğü büyük bir acıydı o. Yakın derecede ilk annemde kalıyoruz biz Çağla ile beraber. İlker'le Nedim de eve gidip geliyorlar falan. Bir gün yatıyoruz. Yatacağız yani. Aynı beraber aynı yatakta yatıyorduk. Anne dedi, sen hayatta en çok neden korkarsın dedi bana. Ben de dedim ki, kızım size bir şey olmasından korkarım dedim. Peki Çağla sen neden korkarsın dedim. Ben ölümden korkarım anne dedi. Nereden bilecekti ki 6 ay sonra onlar başına gelecek. Bazen düğümleniyor, tükendiği yer oluyor hayatın içerisinde. Yani bir ismi verirse mesela bir sürü Çağlalar yetişecek orada. Evet, evet. Bu isteği bence hep beraber duyalım. Ben duydum. İletişimlerle ilgili de bununla ilgili ne yapabiliriz başlatalım hemen birlikte bu kısmını. Aynı zamanda evet çocuklara iyi gelecek, hayata iyi gelecek. Aslı olanın hayat olduğu gerçeğini, aslı olanın eğitim olduğu gerçeğini hatırlatacak bize. Diğer taraftan diyorsunuz ya hani ben de bari giderim o çocuklar için bir şey yaparım. Evet. Bir boşluğu hayattan başka bir kaynakla dolduramıyoruz evlat kaybında. Ama en azından hayatın içerisinde bize iyi gelecek şeyler yapabiliyoruz. Yası, kaybı anlamlı kılabilmek için. Gündür Hanım da onu yapmak istiyor başka çocuklara dokunarak. Kızının adının verildiği bir okulun içerisinde de. Biz duymuş ve duyurmuş olduk. Bu kadar duyarlı olmanız bile benim için çok önemli. Bence insanlıkla ilgili hepimiz adına bu. Elimizden gelen ne varsa en azından bu süreçte duyurmamız gerekenleri bugün bu dosya kapanmadıysa biz de daha çok duyurabilmiş olalım. Evet. Bölümü de programı da Çağla'nın anısına bırakalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.